Bugün zamlar meselesi konuşuluyor. Siz de haklı olarak onun altını çizdiniz. Madem döviz böyle sert düştü ve burada kalacak, o zaman bu zamların hızla geri alınması lazım dediniz. Zamlar dediğimizde yani ciddi zamlar hem akaryakıta hem bütün gıda ürünlerine getirilmiş olan zamlar. Onlar geri alınmadığı gibi halen üstüne bir de vergi yükleri geldi. Yeni vergiler açıklandı. Bugün kamu emekçileri, sendikaları tam da şu dakikalarda Cumhurbaşkanı ile bir pazarlık masasındalar, zam bekliyorlar. Siz mesela önümüzdeki dönemde hazineden bu çeşit iyileştirmeler bekliyor musunuz çalışan kesimlere? Bekliyorum, Bekliyorum. bekliyorum. Yani mesela emekliye de zam yapacaklar, memura da yapacaklar. İyi yapsınlar. Bununla ilgili bir sıkıntı yok da. Bu kara bütçe deliğini nasıl kapatmayı planlıyorlar? Ya bununla ilgili bir önlem alacaklar mı? Bununla ilgili bir planları, programları var mı? Yoksa ya biz bu seçimi kazanalım da sonrasına bakarız diye mi düşünüyorlar? Şöyle Biraz söyleyeyim size Özlem Hanım. Şöyle gibi söyleyeyim size. Efendim? ikincisi gibi sanki yani daha seçim odaklı bir Tabii. stratejisi var gibi. Ya ben seçim olmayacak kanaatindeydim. Hala da o tarafa daha yatkınım. Yani bu işi sonuna kadar götürecekler, zorlayacaklar gibi düşünüyorum. Ama bir yandan da evet yani hala buna belli bir kesim inanıyorsa yani bütün bu illüzyona okey deyip hani sahiden de oy oranları yukarıya giderse bir baskın seçimde olabilir deniyor. Olabilir mi? Olabilir elbette. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ama ben şunu anlamıyorum. Israrla söylüyorum bakın. Başkanlık sistemi daha getirmeden önce bizi resmen uçuruma sürüklüyorlar. Bakın bu büyük bir hata diye bas bas bağırdık biz. Hem o dönemde yaptığımız televizyon programlarında hem YouTube videolarında uçacağız, kaçacağız dediler. Doğru söylüyorlarmış, uçtuk. Doğru söylüyorlarmış, uçtuk. Ama nereden uçtuk, ona bakmak lazım. Şimdi ikinci bir uçuş planlanıyor. Eğer ki bu uçuşa da okey diyeceksek, o diyelim yani yapacak bir şey yok. Yani çok ciddi anlamda, çok ciddi anlamda Türkiye ekonomisini işin içinden çıkılmaz bir hale sokuyorlar o zaman. Bakın söyleyeyim size. Yani öyle böyle değil. Korkunç bir kara delik, korkunç bir bütçe açmazından bahsediyorum. Ödemeler dengesindeki bozulmadan bahsediyorum. Kredi derecelendirme kuruluşlarının notumuzu daha da indirmesinden bahsediyorum. Ve aynı zamanda CDS'imizin yükselmesinden bahsediyorum. Çok çok kritik bir şey söyleyeceğim şimdi. Hiper enflasyondan bahsediyorum size. Yani öyle bir enflasyon olur ve bu enflasyon öyle bir kontrolden çıkar ki eğer ki bu kafa devam ettirilirse hiçbir yerinde toparlayamazsınız ekonomiyi. Çok daha ağır bedeller ödersiniz. Korkunç bir işsizlikle karşı karşıya kalırsınız. Sistem çöker. Bugün bu işe çanak tutan bankalar bir anlamda yarın öbür gün battık diye bas bas bağırırlar. Ondan sonra da keşke öyle yapmasaydık derler. Bunu çok gördük bu tür olayları biliyorsunuz. Ve birçoğu şunu söylüyor yani reel kesimden olan keşke zamanında bunları söyleseymişiz açık açık diyenleri çok duyuyoruz son dönemde. Yani bugün buna destek verenler ya da bu sistemin ya bu bakış açısının doğru olacağını destek verenler yarın Türkiye ekonomisindeki büyük yıkımların sebeplerinden birisi olacaklar. Anlatabiliyor muyum? Yazık günah. Yani bu işin hepimize ucu dokunuyor. Görmüyor muyuz ya? Ve şunu anlayamıyorum. Bir ülkede fakir daha çok fakirleştirilerek nasıl bir kalkınma bekleniyor? Orta kesim tamamen yok edilerek nasıl bir kalkınma bekleniyor? İnsanların güveni tamamen yıkılarak nasıl bir kalkınma bekleniyor? Nasıl olacak bu iş? Yani çiftçiyi küstürdünüz, sanayiciyi küstürdünüz, esnafı küstürdünüz, üreticiyi küstürdünüz, KOBİ'yi küstürdünüz. En son işte 3-5 kuruşun tasarruf etmeye çalışan vatandaşı küstürdünüz. Zamlarla garibanı zaten umutsuzlaştırdınız, bırakın küstürmeyi. Nasıl olacak? Türkiye nasıl ayağa kalkacak? Nasıl kalkınacak? Bir yandan da bütün dünya ciddi anlamda içine kapanırken, korumacı tedbirler alırken, parayı sıkılaştırırken nasıl olacak bu iş? Bu arada ekrana Fatih'in verdiği görüntüler şunlar Selçuk Beyciğim. Altında da komisyon alınıyor. Bankalar altın satışı yaparken de daha yüksek bir komisyon. Halkbank doları 13.44'ten satıyormuş ama aynı Halkbank doları 11.69'dan alıyormuş. Onların ekranlarını görüyorsunuz. Bir Evet. de Uğur Gürses'in az önce yazdığı bir tweet var. Onun görseli geldi. Arka kapıdan
döviz satışı, dolar satışının geri döndüğünü söylüyor Uğur Gürses. Yani gene mi rezerv satıyoruz biz? Evet. Evet. Yani diyorum ya, çok tehlikeli oyunlar oynuyoruz diye. Çok sakat oyunlar bunlar. Ya bir yandan bakın, çifte döviz etkisi yaratacaksınız yarın öbür gün. Yani bu bir kıtlığı beraberinde getirecek aynı zamanda. Yani yastık altındakini çıkartayım. Çıkartamazsın yastık altındakini. Sen önce bankadaki mevduatları tutmaya bak da ondan sonra yastık altındakileri çıkart. Patır patır insanlar bankadaki dövizini çekerse yarın öbür gün o zaman görürsün gününü. Anlatabiliyor muyum? Yani dengelerle oynamayacaksın ikide bir. Ya mesela demin ki yazınızı okurken son derece böyle iyi niyetli bir girişim diye. Ben bile öyle hissettim. Benim bir de sizin o güzel ses tonunuzla masal gibi dinledim, yemin ediyorum. Ne güzel anlatıyor dedim. Ne güzel konuşuyor dedim. Bravo dedim kendi kendime. Ama Öyle olmamıştır diyorsunuz yani işin ya gerçeği. bu bile tek başına içeriden organize bir iş kokusu vermiyor mu? Bu bile bir insider trading olduğunu göstermiyor mu? Banka müdürleriyle konuşuyorsunuz bunu. Bunu böyle yapacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Hadi Herkesin canım, haberi var. evet. Başka birilerinin de haberi var falan. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Evet, Hadi bak. onu geçtim. Bankacılar onu teklif ediyor. Pazarlıklar yapıyor. Hazineden, banka cebinden karşılasın o zaman. Niye hazineden karşılıyoruz? Bankacı o kadar rahatsızsa kârlarından vazgeçsin. Kendi cebinden karşılasın bu öneriyi getirdiği gibi. Bankacı şunu söyleyemedi mi? Efendim bakın 12'den 18'e gidiyor döviz. Bu çok ciddi anlamda bir güven problemi yaratır ve insanların parasını biz aslında heba ederek karşımıza alırız diyemediler mi bankacılar? Yani şimdi çıkmış orada şey gibi. Ya biz çok iyi niyetli bir şekilde böyle yaptık, şöyle yaptık. Olmaz öyle bir şey. İyi niyetliysen kardeşim, vatandaşını 18 lirada terse bırakamazsın. 18 liraya kadar yükselmeden engellersin. Bakın şunu söylüyorum. 18 liraya çıkmadan o doları engelleyebiliyorsun madem 1 milyar dolarla. Daha 12'deyken engellersin. 12'de de engellersin. Sonra da bak böyle bir sistem getiriyorum kardeşim, ona göre dersin. İnsanlar da kararlarını ona göre verir. 18'e götürüp orada millete çakıp ondan sonra bir de dalga geçip nasıl verdik elinize diye tweetler atıp ya Bravo. gözümün içine bakın diye yapıp nispet yapar gibi. Çocuk muyuz biz ya? Ülke burası kardeşim. Ne kadar güzel söylediniz. Ülke burası kardeşim. Tam da böyle gerçekten de. Bakın Özgür Akbaş Tekel Bayileri Derneği Başkanı. Kendisi de bir tekel bayi. Zaten alkole gelen zamları sürekli olarak anonsluyordu Özgür. Bugün cipse zam gelmiş. Ya Dün bu de kolaya geldi. evet dün de kolaya zam gelmiş. Yani zamlar aynı ile devam ediyor, Evet. inmiyor. Bakanlar Evet. gerçi bugün açıklama yaptılar. Bununla ilgili gerekli önlemleri alacağız diye herhalde gene böyle bir hani denetleme mekanizmasını mı gündeme getirecekler bilmiyorum. Ben size 3 Ocağı sormak istiyorum. 3 Ocak 2022. Ne olacak o gün? O gün enflasyon rakamları açıklanacak. 3 Ocak 2022'de TÜİK en iyi ihtimalle %35 enflasyon rakamı açıklayacak. En iyi ihtimalle. En agır rakamını da söyleyeyim size. Bu arada ben içeriden bilgi falan almıyorum. Kendi hesaplamalarıma göre gidiyorum. Yani son gelen zamlara bakıyorum. Ona göre söylüyorum. En agır rakamı da %70'in altında olmayacak öz zaman. Çünkü bütün ürünlere, neredeyse bütün ürünlere %100'den fazla zam geldi. Tamam mı? Bunu yaşayarak gördük biz. %100'ün üzerinde zamlar yapıldı ve o zamların hiçbiri geri alınmadı. Göreceksiniz Aralık enflasyonu, TÜİK'in enflasyonu bile %35'in altında olmayacak. Çok çok zorlarlarsa %30-35 aralığında olur. Çok çok zorlarlarsa. %30'un altında bir enflasyon açıklarlarsa karartmadır bu. Başka bir açıklaması yoktur bu. Söyleyeyim size. Yani bu kadar artık, bunu da bu kadar aleni yapmazlar diye tahmin ediyorum. Çünkü korkunç bir enflasyon var piyasada. İnsanların satın alma gücü dip yapmış durumda. Korkunç fiyat artışları var her sektörde. Yani sadece konutta, arabada falan değil, her sektörde. Aldığınız çikolatada da, yediğiniz ekmekte de, bindiğiniz arabada da, akaryakıtta da, aklınıza gelebilecek bilgisayarda da, elektronik ürünlerinde de, GSM ürünlerinde de, ulaşımda da, aklınıza gelebilecek tüm ürünlerde %100'e yakın zamlar yapıldı. Ya %100'ün üstünde ya %100'e yakın, ama ortalamada %100 zamlar yapıldı. Ve Aralık enflasyonu tek başına aylık olarak %10-15 aralığında gelecek. Bakın aylık diyorum size.
Yıllık olarak da %35'in altında gelmeyecek. Dolayısıyla bu kadar yüksek bir enflasyon ortamında ve siz onu bu arada indirebilecek misiniz sorusunun cevabı indiremeyeceksiniz. Çünkü o fiyatların üzerine yeni fiyatlar eklemeye devam ediyorsunuz. O kronik bir şekilde %35, %36, %37 olarak devam edecek ve her geçen gün kurla enflasyon arasındaki, faizle enflasyon arasındaki makas açılacak. Yeni uygulama faiz değil mi? Değil kardeşim. Yani faiz değil ya, bırakın bunu. Yani uydurmayalım yani aklımızdan bir şeydir. Öyle bir dünya yok. Bu faiz falan değil, bu kur garantisi. Faizin senin hala politika faizin %14. Yabancı senin yeni geliştirdiğin yöntemlere bakmaz. %35 enflasyonu gördün mü fırt kaçar buradan. Anlatabiliyor muyum? Kaçar. Çünkü adama sen kur garantisi artı %15 faiz vermiyorsun ki. Sadece kur garantisi veya faiz diyorsun. O zaman bu şu demek. Aslında getir dövizini %0 faize al git demektir adama. Bir yandan da öyle bakmak lazım. Anlatabiliyor muyum? Getir paranı. 10 bin dolar yatır, 10 bin dolar olarak al git. Niye kardeşim ben %1, %2 bana faiz vermeyeceğim? Bak Amerika bile veriyor dediğin zaman ne diyeceksin? Anlatabiliyor muyum? Yani neresinden bakarsan bak tutarsız ve saçma. Bu uygulama 1970'li yıllarda yapılmış, patlamış. 1980'lerde yapılmış, patlamış. İlk defa yapılmıyor ki. Turgut Özal. Hem darmadağın etmiş hem sistemi çökertmiş. Gayet basit. Aynen, Turgut Özal'ın o dönemde açıklamaları var. Birazdan Fatih'e göndereceğim. Diyor ki umarım bir sonraki iktidar ya da sonraki iktidarlar bu meseleden ders alır. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı Cuma akşamı A Haber'e çıkacakmış. Duyurusu şimdi geldi Sabah Gazetesi'nin Twitter hesabından. Sesi bir duyalım. Soruyor. Başkan Erdoğan'la gündem özel. Ekonomideki yeni yol haritası. 2023'e doğru siyasetin nabzı, iç ve dış politikadaki tüm gelişmeleri ortak canlı yayında gazeteciler soruyor, Başkan Erdoğan yanıtlıyor. Başkan Erdoğan'la gündem özel, Cuma 21'de A Haber, ATV, A Para ve A-News ortak yayınında. Evet, yani belli ki bu işin iletişimi ekonomik arka planından çok daha önemli. Gördüğünüz gibi Sayın Bakan Nebati yetmemiş anlaşılan. Çünkü ne demişti hatırlayalım, ekonomi gözlerdeki ışıltıyla ilgilidir demişti. Sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanı çok kızmış olmalı bu açıklamaya. Sevmez o böyle ifadeleri malumunuz. Bak da olmayacak, ben çıkayım ben anlatayım dedi herhalde. Ve bu Cuma günü saat 21'de. Aklınıza gelen bütün kanallardan ortak yayınla bu açıklamaları dinleyeceğiz.